Merhaba, 60 dakikaya hoş geldiniz. Önümüzdeki yaklaşık bir saat boyunca ekonomi gündeminde öne çıkanları farklı bakış açılarıyla değerlendirmeye çalışacağız. Önce hemen Yücel Tonguç Erbaş'ı davet edelim. Ahlat Yatırım Genel Müdür Yardımcısı. İyi akşamlar, hoş geldin. Merhaba Zeynep, iyi akşamlar, iyi yayınlar. Çok teşekkür ediyorum. Şimdi gündem birkaç gündür, hafta başından beri, hatta tabii daha öncesinden beri Amerika'daki tahvil tarafındaki sert yükseliş ve yansımaları. Şunu sorarak başlamak istiyorum ben. Yani şimdi 2022'nin işte 3. çeyreğinden beri, yanlış bilmiyorsam, bir resesyon beklentisini konuşup durduk. Dolayısıyla hani oradan baktığımızda şu an resesyon olması gerekiyordu. Olmadı. Ama enflasyon tarafında da bir parça düşüş var. Peki o zaman tahvil tarafında neden biz hala yüksek faizi konuşuyoruz? Evet, geçen sene sonu, çok doğru söylüyorsun. Aslında bu resesyon meselesi biraz daha yılın ilk yarısında, Ocak ayındaki de aslında yayınlarda da konuşuyoruz. Yani Ocak ayında Dünya Bankası, IMF gibi işte kurumlardan gelen tahminlerde, OECD gibi 2,5'un altında bir küresel büyüme ve bunun da aslında küresel anlamda da bir resesyon işareti olabileceği konuşuluyordu. Ve ilk yarıda da bu beklendi. Niye beklendi? Çünkü faizlerin yüksek kalacağı ve bu faiz ortamının da aslında Amerika'da dahil olmak üzere ekonomilerde o resesyon endişesi ve aslında göstergesinde net bir şekilde olacağı beklentisi hakimdi. Hatta hatırlarsan bizim seçim öncesindeki Merkez Bankamızın neredeyse son 5 toplantısında da geçen yılın sonunda da dahil olmak üzere küresel bir resesyon beklentisinin enflasyona da yardımcı olacağı gibi hani genel bir kanı tüm dünyada hakimdi. Bu olmadı veya yani yılın ilk 6-7 ayında belki Avrupa'yı, Almanya'yı işte bir teknik resesyonda 2 çeyrek düşünebiliriz ama o kadar beklendiği kadar şey gelmedi, yani baskıcı bir büyüme üzerinde etki gelmedi ve hatta birçok kurumda beklentilerini yükseltti. Ama son 1-2 aydır bu olurken bu sefer merkez bankalarının daha agresif olabilme ihtimali, çünkü biraz da enflasyonun orta vadeli beklentilerin üzerinde kalma eğiliminin artması, İşte zaman zaman enerji maliyetlerindeki yükselişi de buna ekleyebiliriz. Bu sefer risk biraz da merkez bankalarının, madem böyle bir resesyon gelmiyor, hatta Amerika'da neredeyse kötü veri ekonomi açısından ne istihdamda ne büyümede ne de ekonomik aktivitede oluşmadığı için daha yüksek faiz artışı yapabilir. Yani geçen seneye göre beklentiye baktığımızda. Hem de bu faiz artışlarının sonrasında da yüksek bir faiz oranıyla devam edebilir algısı çok yayıldı. Dolayısıyla biraz beklentiyle gerçekleşmeler zaman aralıkları değişti. Ama şimdi şöyle bir sıkıntı da var. Yani az çok aslında küresel ekonominin biraz toparlandığı da konuşulsa da dünyanın farklı bölgelerinden, özellikle işte Rusya-Ukrayna meselesiyle belki o bölge, Uzak Doğu'daki bazı risklerin gündeme gelmesi. Yavaşlayan ekonomiler de var. Bu daha önce konuştuğumuz biraz stagflasyona da benzer yüksek bir enflasyon, kısmen beklemeden daha fazla da gerçekleşiyor. Ama özellikle bu risk algısının Amerika'daki ürünler üzerinde, yani hem Amerikan doları, tekrar oraya bir yöneliş var. Bunun birinci bacağı, ikinci bacağı da tabii ki buradaki faizlerin yükselmesi ve bunun da bir çekiciliğinin olması. Dolayısıyla hani baktığımızda ne oldu veya niye böyle bir faizlerin yüksek kalması bizim için tedirgin verici olabilir ya da edici olabilir. İşte hemen bunların zaten borsalardaki o ters döngüde, evet, geri çekilmesiyle net bir şekilde yaşadık ve yüksek faizinde para maliyetini yüksek bıraktığını, bir bilanço küçültme sürecinin de içinde olduğu bir küresel dünya düşünürsek çok da iyi bir senaryo, en azından hani yatırım iştahının artması noktasında oluşmadığını görüyoruz.
Peki bir taraftan da yine Amerika tarafından gelen bir bilgiyle, bir haberle devam edip o konudaki değerlendirmeni de sormak istiyorum. Yerel banka hisselerinde kayıp yaşanacağı yönündeki beklentileri yansıtan pozisyonlar Mart ayında o küresel bankacılık krizi endişelerinin zirve yaptığı dönemin üzerine çıkmış. Yani haber bu. Şimdi tabii o hani yılın başındaki mini bankacılık krizi, finansal koşullar, yani onu hatırladığımızda ve finansal koşullar biraz daha sıkılaşınca yine benzer bazı bankalarda rahatsızlıklar oluşursa, bunlar artarsa, yani piyasa aktörleri buna bir nasıl reaksiyon verir? İkincisi hani Fed nasıl pozisyon alır, ne yapar? Şimdi ilk etapta Fed çok bunu oyun değiştirici bir gelişme olarak görmemişti ve bu zamana kadar da aslında haklı çıktığını da söyleyebiliriz. Çünkü hem söylemleri içerisinde hem aldığı kararlar içerisinde bir nebze birkaç toplantıda bu bankacılık meselesinden, yani yüksek faiz, bunun orta ölçekli bankalarda belli sektörlere verilen kredilerde bir sıkıntı yaratabileceği ama bunun kontrol altında olduğu ama takip edildiği söylemi vardı. Şimdi dolayısıyla biraz önce yaptığımız özete de baktığımızda daha uzun, yani 2024'te bir faiz indirimi kimisi ilk yarıda bekliyordu. Sonra bu süreç 2024'ün tamamında neredeyse herhangi bir faiz indirimi olmama olasılığına kadar gitti. Dolayısıyla bu dalga son 1-2 ayda çok yayıldığı için tekrardan sadece Amerika'da değil, belki Avrupa'da da bazı örnekler yaşamıştık. Buradaki bankalarda da o kredi hacmi, işte verilen kredilerin hani yatırıma dönüşmesi ve bunun geri dönüşlerinin olmasında yaşanabilecek sıkıntıları da beraberinde getirebilir. Çünkü şunu unutmamamız gerekiyor. Sadece faizler artıyor veya yüksek kalmıyor. Yani tahvil faizleri dışında merkez bankalarının hani politika faizleri üzerinden gidersek. Aynı zamanda öyle ya da böyle, mesela İngiltere geçen toplantıda işte bu kendi bilançosunu küçültme noktasında biraz daha kesintileri diyelim veya işte geri alımları azaltarak bu bilanço küçültmeyi hızlandırdı. Amerika keza devam ediyor. Dolayısıyla paranın da miktarı piyasadan çekiliyor. Yani hem paranın maliyeti yüksek kalmaya devam ederken o tekrar ihtiyaç duyulabilecek kredilerde oluşabilecek fonun da küresel anlamda her geçen gün biraz da azalıyor olması, hem sektörel bazda hem de belki hani bankaların sermaye yapısı açısından sıkıntılı bir süreç çıkarabilir. Bu nedenle genelde böyle uyarılar, beklentiler oluşuyor ve süreç bu yöne doğru giderse de burada pozisyonlanma olabilir. Mesela buna benzer bize altında da özellikle 1800'e doğru gelmemizin ana nedenlerinden biri tamamen algının değişmesi ve artık daha yüksek faizin kalıcı olmasının beklenmesi gibi. Yani aynı mantığı biz bu orta ölçekli bankalar için de söyleyebiliriz. Dolayısıyla yıl sonuna kadar eğer bu süreç bu kalıcılık beklentisiyle devam ederse belki yeni yılda hemen ilk çeyrekte farklı bankalardan yine sermaye yönünde bir sıkıntılı haber akışı da görebiliriz diye düşünüyorum. Ekranda bir son dakika var. Bu arada onu da seslendireyim. Bu konuştuklarımızla çok yakından ilgili. Fed San Francisco Başkanı Daly'nin söylediği mevcut durum para politikasında opsiyonellik gerektiriyor. Fiyat istikrarını elimizden geldiği kadar yumuşak şekilde yeniden sağlamayı hedefliyoruz şeklinde Daly'nin açıklaması. Bir son dakika daha geldi üzerine. Karar vermekte acele etmek zorunda değiliz. İş gücü piyasası ve fiyatlar soğumaya devam ederse faizleri sabit tutabiliriz. Tabii şimdi Cuma günü, yani yarın gelecek tarım dışı istihdam verisi de bu anlamda yakından takip edilen önemli bir veri olacak. Hani ADP tarafı nispeten iyi geldi ama tabii tarım dışı istihdam ne söyleyecek? İstihdam piyasasındaki o güçlü duruş nasıl devam edecek? Sanırım buralar Fed cephesi içinde fazlasıyla belirleyici olacak. Ne diyorsun? Şimdi üyelerin o yani görüş belirtme kısıtlaması toplantı öncesinde o aralıktan önce diyelim ki, çünkü ay sonunda yine neredeyse 20 gün var yani toplantıya kadar. Dolayısıyla farklı üyelerden biraz böyle piyasayı da
tabiri caizse ortalayıcı diyelim veya dengeli açıklamalar noktasında herkesin kendi düşüncesine göre bu ve benzeri açıklamaların gelmeye devam etmesi muhtemel. Ama özellikle çarşamba günü baktığımız Amerikan verilerinde ki çok uzun süre sonra bence özel sektör istihdam verisi hani tabii tek bir gösterge olarak piyasada bakılmıyor ama artık burada da beklentiler 150 binlere aylık bazlı. Mesela yarın da 150-170 bin civarı. Dolayısıyla artık o istihdam artışı beklentileri azaldı. Buna rağmen bir de 100 binin altında bir veri geldi. Üstüne öncü göstergeler Amerika'da hani baktığımızda büyüme kanadında yavaşlama eğiliminde. Ama daha çok yeni böyle bir sinyal görüyoruz. Bu dönemsel olarak da değişebiliyor. Dolayısıyla yarın da işsizlik, işte saatlik kazançlar veya tarım dışı istihdamda bu ivmenin devam ettiği yani yavaşlama eğiliminin devam ettiği görülürse zaten toplantıya kadar olacak süreçte de gelecek veriler sonrası hani bu bir toplantı pas geçip bir toplantı faiz arttırma sürecinde Fed'in biraz daha çekinceli davranmaya devam edebileceğini görebiliriz. Ama tabii ki dengeleyen veriler olmayı sürdürdükçe onların bazı eşikleri var. Yani hem büyüme açısından hem istihdam açısından. Oralarda çok böyle aşılmadıktan sonra negatif tarafta en azından şahin diyebileceğimiz o tutumlarını, yüksek faizin işte enflasyonla olan mücadele noktasında devam edebilir. Burada küçük bir not, mesela petrolde son bir hafta içinde bir 10 dolarlık son yükseliş sonrası geri çekilme de oldu. Mesela bu da Amerika için bir nebze en azından hani istediği bir durum. Bu şekilde de devam ederse belki onu da ekonomik verilerle dengeleyen bir süreç gibi görebilir. Şu an yapılan açıklama ya da şu an ekrana düşen açıklama sadece hani bir olasılık üzerine yapılmış gibi gözüküyor. Ben hala ne kadar faiz artışı olmama ihtimali devam etse de en azından belli seviyede faiz tutma noktasında yıl sonuna kadar çok net bir Fed duruşu olacağını düşünüyorum. Petrole değindin. Orayı da bir sormak isterim. Bu hızlı yükselişi takip ettik. Sonra ciddi bir geri çekilmeyi izliyoruz. Neden bu görünüm? Şimdi birkaç kez daha aslında anlatmaya çalıştım ya da genelde son 1-2 yıllık bir şey var. Pandemi sonrası. Fiyat dengelenmesi argümanları var. İşte ülkeler var. Rusya, Suudi Arabistan, Amerika gibi. Şimdi böyle fiyat çok yukarı çıktığında ki onun o süreç biraz da aslında kısıtlamayla ilgili yani üretimin kısılmasıyla ilgili bir şey oldu. Sürpriz kararlar bence ve fiyat yükselişi oldu. Ama küreselde bu yavaşlama eğilimi biraz da hani baktığımızda doların güçlü kalması bir de tabii ki hani 85 dolardan önce bir 90 dolarlar civarında bir teknik seviye vardı. Yani o yükselişin devam edeceğini gösteren. Burası da sert aşağı kırıldıktan sonra bence hani o 100 dolarlar 100 dolarların üstü ki ben çok beklemiyorum. Hala da beklemiyorum yani o yükseliş olurken de. Bu fiyat dengelenmesi sürecinde Amerika'nın biraz İran'a da 93-95 dolarlarda yakınlaşması, o petrolün piyasaya sürülme ihtimali vesaire. Hani burada baktığımızda o dengeleyici süreç tekrardan piyasaya gelmiş gibi gözüküyor. Ama şimdi bu aşamada da mesela buradan tekrar 70 dolarlara doğru bir petrol fiyatlaması beklemek doğru olmaz. Ben yine de yıl sonuna kadar 80-90 arasındaki o Brent petrol için konuşuyorum. Hı hı. Hani aralıktaki o dengenin sağlayacağı bölgenin burası olmayı sürdüreceğini, her iki kanattan gelebilecek açıklamaların biraz gecikmeli de olsa hani fiyatın yukarı ya da aşağı sert hareketleri oluşması sonrası yine bu aralıkta kalarak dengeleneceğini düşünüyorum. Peki biraz Türkiye'ye gelelim, burayı da konuşalım. Aslında küreseldeki görünümden yani tüm bu tablodan bizim payımıza düşenler ne olacak? Hani öyle sorarak başlayayım. Genelde tabii EM'lerin alacağı etki ama özelde de Türkiye'ye özgü koşulların da yarattığı şartlardan dolayı bu tablo, küreseldeki gidişat bizde hangi dinamikleri harekete geçirir ya da hangi riskleri yaratır? Şimdi bizim daha önce kendimizi anlatma sürecimiz devam ediyor. Yani yeni uyguladığımız ekonomik programın, sıkı para politikasının,
orta vadeli programdaki planlarımızın, hedeflerimizin ne şekilde tutturulabileceği noktası, işte bir kur korumalı mevduattan çıkış süreci, rezervleri arttırma ve bazı kriterlerde, yani ekonomik kriterlerde uluslararası standartlara ulaşma sürecimiz devam ediyor bazı attığımız adımlarla ve biz bunu hala anlatma sürecindeyiz ki görüşmelerin daha önce olduğu gibi önümüzdeki dönemde devam edeceğini anlıyoruz. Yani Merkez Bankası Başkanımız tarafından da, Hazine ve Maliye Bakanımız tarafından da. Şimdi biz bu süreci yaşarken ileride, yani mesela Ocak ayından sonra da aslında bizim programın etkileri, netleşmeleri daha net piyasa tarafından görülüyor olacak. Yabancı kurumların bu aldıkları ilk görüşler sonrası düşünceleri pozitif negatif tarafta daha oluşmaya başlayacak diye düşünüyorum. Dolayısıyla buradaki ana meselemiz, ben hala yani bu kadar fazla tabii yabancılara kendimizi anlatma isteğimde, bir yabancı fon akışının Türkiye'ye bu süreç içinde, yani 2-3 yıllık süreç içinde olması kalıcı bir şekilde ve bunun bizim programımıza yardım etmesi mantığı da söz konusu. Dolayısıyla biz hala bu süreçle biraz daha haşır neşiriz gibi gözüküyor. Ama bir ikinci bacağı, yani yurt dışındaki bu gelişmelerin, yüksek faiz ortamı, likiditenin kısılması da her ne kadar son dönemde biraz ülke risk biriminde gerileme olsa, işte kısmen biraz daha stabil bir TL pazarı oluşması, yani işte borsadan tahvil piyasasına veya kur tarafına bunu görsek de sonuç itibariyle bir finansman isteğimiz de, ihtiyacımız da olacak. Dolayısıyla bu finansmanın sağlanması noktasında biraz daha zorlu bir süreç olur. Onun için bir çalışacaksak veya bir kendimizi anlatmaya deneyeceksek, yani bunu 2-3 gibi biraz daha çabalayarak halletmemiz gerekecek. O finansmana erişimin daha zor olduğu bir süreçte olacağız. Ki biz büyümeyi dengeli bir şekilde sürdürürken enflasyonla mücadele etmeyi düşünüyoruz. O açıdan bu dış finansmana da yatırımların haricinde ihtiyaç duyacağız. Bu noktada zaman zaman bizim beklentilerimizin de gerçekleşemediği veya biraz daha uzun süreli olduğu bir süreç yaşayabiliriz. Ama hani sevindirici diyebileceğimiz ya da daha bizim için pozitif olabilecek süreç, yani henüz o ekonomik dönüşümün yeni başlaması, sürecin yurt dışı kaynaklar tarafından normalleşme olarak görülmesi ve burada en azından o 2-3 aylık süreç, şimdi yıl sonuna kadar olacak dönemde atabileceğimiz doğru adımların bizi biraz daha hani son 1-1,5 yıla göre veya 2 yıla göre ön plana çıkarması olabilir. Ama bunun etkilerinin de mevcut durumda tabii dünyada biraz daha bizim yani sonuçlarını bizim için belki istediğimiz kadar da göremeyeceğimiz, aksamaların olabileceği bir döneme doğru itebilir. Dolayısıyla ucuz finansman olmaması, hani şu an uyguladığımız içeride veya dışarıdaki gelişmeler için biraz daha bizi sıkıntıya sokabilir. Şunu da ekleyelim, mesela paritenin ya da euro tarafının güçsüz kalması bizim için yine hani bu durumun devamında yüksek faiz Amerika'da gerçekleşmesi ihracat kanallarımızı biraz zorlayabilir gibi bizi biraz daha hani çabalamaya itecek sonuçlar doğurabilecek gelişmeler. Peki son olarak borsayı da sorayım, öyle toparlayalım bu bölümü. Şimdi borsada bu hafta 8500'ün üzerini gördük. Dün kayıplar vardı %2 civarında. Bugün dalgalı bir seyir vardı ama yine şöyle bakıyorum 8488 seviyesinde kapandı. Nerelere gitmesini beklersin? Yani 8500'ün üzerine gider mi? Oralarda tutunur mu? Yoksa tam tersi bir senaryo mevzubahis olabilir mi? Şimdi bizim borsamız hala yerli ağırlıklı. Belli dinamiklerle devam ediyor. Yani ekonomik programın etkisi vesaire, iyimserlik, bunlar devreye girdi ama hala enflasyonist süreç, yani kur hareketi, alternatifsizlik noktası diyelim. Yani mevduatlar hani şu an için belki bir alternatif gibi görünüyor ama borsa yatırımcısının karakteri veya risk iştahı açısından baktığımızda şu an daha farklı bir kanala geçiş için buradaki yatırımcıların çok istekli olmadığını düşünüyorum. Bu bir kere birinci not etmemiz gereken başlık. İkincisi, yani nerelere gidebilir, nasıl bir iyimserlik ya da kötümser senaryo olur? Şöyle netleştirmek lazım. 8600 bizim çok önemli bir eşiğimiz.
Yani son 1,5 yıllık belli güç noktalarına baktığımızda endeksin 8400'e çok yakın olmasına rağmen aslında hedef yeri orasıydı. Ve oradan da geri çekilmeler gördük. Dolayısıyla 8600 getirdiği senaryoda ben 9000-10000 arasına çok rahat gidebileceğimizi yıl sonu için düşünüyorum. Bunun olması için de henüz bir teknik kırılım yani olmaması için de bir negatif teknik bir kırılım olmadı. Şimdi bugün 8200'e kadar geri çekildik, 8400 önemli dedik. Ama arada gitgellerimiz oluyor ve çok net bir kırılım yaşamıyoruz. Dolayısıyla 8000 psikolojik desteği, hatta orta vadede 7500 yani böyle bir yıllık falan elinde hisse taşımayı düşünen yatırımcılar için 7500 aşağı kırılmadıkça bütün bu gitgellerin işte piyasa şartları içinde, haber akışı içinde olduğunu düşünerek hala yukarı potansiyelin olduğunu düşünmek ve buna göre pozisyon almak gerekiyor. Ama konuştuğumuz aralık 9000-10000 aralığı, yani çok da bir marj yok. Ama şu an için oraya doğru yol almaya da devam ediyor. 8600'ü yakından takip etmek lazım. 8000'de aşağıda herhangi bir negatif süreç için yine göz önünde bulundurmak mantıklı olur. Bizim hala yani o 9-10.000 aralığı hedefimiz yıl sonu için devam ediyor. Yücel Tonguç Erbaş, çok çok teşekkürler katıldığın, katkın için. İyi akşamlar diliyorum ve burada kısa bir araya gidiyoruz. Tekrar hoş geldiniz. 60 dakika kaldığı yerden devam ediyor. Yeditepe Üniversitesi öğretim üyesi Doktor Caner Özdurak eşlik edecek bu noktada bana. Hoş geldiniz Caner Bey, iyi akşamlar. Merhaba Zeynep Hanım, hoş bulduk. Daha akşam saatlerine kaydırdık sizinle sohbetimizi ki daha geniş konuşalım diye. Şimdi bu akşam özellikle az önce Yücel Bey'le de konuştuğumuz hani petroldeki bu önce yükseliş, sonra düşüş, oradaki dinamikler, biliyorsunuz petrolde olup biten her şey hem piyasaları hem ekonominin genel gidişatını çok yakından ilgilendiriyor. Şimdi petrol fiyatlarına bağlı piyasa sisteminin belirgin olduğu bir dönemde biraz bu fiyat dalgalanmaları özellikle yenilenebilir enerji yatırımları için nasıl bir ortam oluşturuyor? Bunu sorarak başlayayım. Sonra bu yenilenebilir enerji ve petrole bağımlılık ilişkisini farklı boyutlarıyla değerlendirelim sizinle. Ama önce dediğim gibi hali hazırdaki bu dalgalanmaların temiz enerji tarafına yansımaları, etkileri nasıl oluyor? Zeynep Hanım, aslında birçok boyutta etkileri var. Yani hem finansal piyasalardaki yenilenebilir enerji varlıkları üzerine farklı etkileri var. Hem de yenilenebilir enerji yatırımları ve reelde yenilenebilir enerji üretimi üzerine faaliyet gösteren şirketlere yapılan yatırımlara etkileri var. Yani biz günümüzde iklim krizi vesaire gibi nedenlerle işte Paris İklim Anlaşması'ndan beri, hatta Trump'ın geldiği dönemde işte daha böyle ulusal ve hani ülke içi çıkarları daha böyle önde tuttuğu için çok da fazla böyle hani bu yenilenebilir enerji yatırımlarına katılımcı da olmadığı bir dönemde aslında hani ciddi anlamda yenilenebilir enerjiye doğru bir yönelim olsa da ve hatta yenilenebilir enerjinin toplam talep içerisindeki artışının da projekte edildiği birçok raporu olsa da dönem dönem buraya bu alanlara olan yatırımların kesintiler alarak devam ettiğini gördük. Yani burada birkaç boyuttan kastım şu: yenilenebilir enerji yatırımları aslında sektörde ve piyasada biraz sakinliğin olduğu, risk iştahının yüksek olduğu, işlerin iyi gittiği dönemlerde yapılan yatırımlar. Çünkü içinde teknolojiyle ilgili birçok yatırım var. Teknoloji hisseleri gibi hareket eden yenilenebilir enerji varlıkları var. Dolayısıyla işlerin iyi gittiği zamanlarda, hatta işte bu korku endeksinin de volatilitenin de az olduğu dönemlerde yatırımların hızlı bir şekilde ilerlediği, iklim krizi ve net sıfır karbon hedefleri doğrultusunda da oraya doğru bir yönelim olduğu için aslında artan bir şekilde yatırımların arttığını söyleyebiliriz. Ama
şu an içinde olduğumuz dönemdeki gibi petrol fiyatlarında ciddi volatilite gördüğümüz, bu volatiliteleri görmemizin de nedenlerini biraz sonra konuşuruz. Stabilitenin bozulduğu, huzursuzluğun oluştuğu zamanlarda risk iştahının da azalmasıyla beraber bu alanlara olan yatırımlar orta ve uzun vadeli işte net sıfır hedefi gibi orta uzun vadeli hedeflerin unutulduğu veya rafa kaldırıldığı, kısa vadede konvansiyonel problemlere odaklanıldığı, işte hep biraz önce de konuşulduğu gibi merkez bankalarının yüksek faizler, faiz politikaları, enflasyon hedeflemeleri gibi hedeflemelerin ön plana aldığı çalkantılar yaşıyoruz, trade-off'lar yaşıyoruz. Peki şu an hisselere baktığınızda, enerji hisselerine bakınca yenilenebilir enerji hisselerinde ne görüyorsunuz? Nasıl bir tablo var? Neye işaret ediyor orası? Şimdi burada da farklı etkiler var. Şimdi genel itibariyle bununla ilgili daha öncesinden de yaptığım akademik çalışmalarda ve modellerde şöyle şeyler çıkıyor ortaya. Yani burada anlık artış veya anlık azalışlara bakmak çok doğru değil ama belli bir orta uzun vade etkisine baktığınız zaman petrol fiyatlarında ne zaman bir düşüş olsa bunun yarattığı instabilite, yani huzursuzluk piyasalardaki bir noktada volatilite endekslerinin artmasına, dolayısıyla yenilenebilir enerji ve teknoloji hisseleri gibi inovatif varlıkları olan yatırımların tekrar konvansiyonel ürünlere kaymasına neden oluyor. Dolayısıyla içinde olduğumuz dönemde de biz hani Türkiye'de enerji hisselerinde farklı şeyler görüyoruz. Zaten Türkiye borsasında bambaşka bir dinamik görüyoruz ama son 5-6 yılda da enerji hisselerinde özellikle elektrik fiyatları vesaire gibi nedenlerle farklı yönelimler görüyoruz. Ama genel itibariyle gördüğümüz durum petrol fiyatlarında ne zaman bir çalkantı olsa bunun yenilenebilir enerji hisselerine büyük ölçüde negatif bir etkisi olduğu yönünde. Bunun da temel nedenlerinden biri aslında petrol üreticisi ülkelere baktığınızda Amerika gibi. Amerika'yı dışarıda bırakırsınız. İşte Kanada ilk 5 içerisinde tam demokrasi. Amerika işte biraz tam demokrasiye yakın ama Suudi Arabistan gibi, Rusya gibi, Çin gibi otokratik ülkeler var. Dolayısıyla bu ülkelerin de hem finansal piyasalarda, onun öncesinde de politik piyasalarda yaratabildikleri düzensizlikler aslında petrol fiyatlarının yukarıya çıkmasına neden oluyor. Yani bizim son dönemde petrol fiyatlarında yüzü görecek miyiz düşünmemizin temel nedeni bu kadar resesyon, bu kadar küçülme konuştuğumuz bir dönemde, merkez bankalarının piyasaya müdahalelerini konuştuğumuz bir dönemde OPEC'in arz kısıntısı nedeniyle oluşan bir durum. Ama günün sonunda da bu yine Amerika'nın devreye girmesiyle bir noktada farklı aktörlerin işin içine girmesiyle veya işte Rusya-Ukrayna krizi gibi etkenlerin işin içine girmesiyle aslında biraz ekopolitik bir duruma dönüşüyor. Yani burada da biz ekonomik anlamda enerji demokrasisiyle ilgili bir alt başlık görüyoruz. Şimdi biliyorum ki siz böyle bir ilişki kuruyorsunuz. Yani yenilenebilir enerji yatırımlarına yönelimle demokrasi arasında bir ilişki kuruyorsunuz. Bu konuda da çalışıyorsunuz. Merak da ediyorum, nasıl sonuçlar elde ediyorsunuz? Hani ne zamandır bunu gözlüyorsunuz mesela? Hani ne kadarlık bir dönemde yaptınız bu izleme, gözleme, araştırma çalışmasını ve sonuçlar size ne diyor? Ya bu 4-5 yıllık bir çalışmanın ürünü aslında. Hani bir kısmı doktora döneminden beri geliyor, tez döneminden gelen. Bir kısmı da özel sektördeki tecrübelerimle beraber oluşturduğum. İşte Renewable and Sustainable Energy Review'da yayınlanan, bu alandaki iyi dergilerden biri, üst seviye dergilerden biri de yayınlanan bir makalede anlatmış. Aslında burada iki trik var demokrasi dememizin nedeni. Bir tanesi, aslında Amerika dışında ve Kanada'yı da zaten çok fazla olaylara karışmayan bir ülke olarak konumlandırırsak, otokratik ülkelerin petrol üretimi üzerinden piyasalara ve makroekonomik gelişmelere müdahale etmesi. İkincisi de aslında enerji demokrasisi dediğimiz şeyin şebekeden çıkılıp yenilenebilir enerjilerle off-grid denilen kendi yaşam alanlarımızda veya kendi çalışma alanlarımızda tamamen yenilenebilir enerji üzerinden kendi enerjilerinin ve birimlerin üretildiği şebekeden ve hadi şebekeye de bağlı olsalar dahi
elektrik enerjisi üzerinden ve yenilenebilir enerji sistemleri üzerinden enerji üretileceği için aslında bu petrol ve petrolle alakalı da petrol üreticisi olan büyük politik etkileri olan ülkelerin de yarattığı bu düzensizliklerden minimum etkilenme durumu. Dolayısıyla enerji demokrasisinin altında yatan bir şey de bu. Hani ekspoze olmama, bağlı kalmama, petrol üreticilerine bağlı kalmama ve kendi enerjisini teknolojinin de gelişmesiyle, yenilenebilir enerji sistemlerinin de gelişmesiyle kullanabilme durumu. Şimdi o nedenle de son yıllarda yine işte pil teknolojileri, depolama teknolojileri ve bununla beraber işte bu rare earth, nadir elementlerin öneminin artmasının nedenleri bu aslında bu sistemlerin içinde yatıyor. Çünkü BP'nin Temmuz 2022 enerji outlook raporuna da baktığınız zaman zaten 3 farklı senaryoda da olsa 2050 yılına kadar bu net karbon, net sıfır hedefine ulaşılmasıyla ilgili varsayımlar var ve fosil yakıtların kullanımının yüzdesinin %65'lerden %20 veya %50 arası işte bu 3 senaryonun hangisinin gerçekleşmesine göre düşmesini bekledikleri ama toplamda ise enerji talebinin artmaya devam etmesini bekledikleri bir dönem var. Dolayısıyla enerji talebi azalmıyor ama bunun kompozisyonu özellikle Rusya-Ukrayna savaşında görüldüğü gibi hem bu enerji üretiminin kompozisyonunun değişmesi gerekiyor. Hem bu dönemde düşük büyümeler bekleniyor hem de bununla beraber enerji güvenliğinin de bir noktada göz önünde bulundurulması için aslında bizim de son 4-5 sene önceki hikayelerimiz bununla başlıyor. İşte arz güvenliğiyle o nedenle yenilenebilir enerji tarafına da ciddi yatırımlar yapıldı. Özellikle 2020-21 yıllarından sonra bunun yarattığı bir enerji demokrasisi kavramı var. Bir tarafta da aslında petrolü üreten temel tırnak içinde sıkıntıyı yaratan ülkelerin toplam olarak, yüzde olarak otokratik ülkeler olmasından kaynaklanıyor. Yani o zaman yenilenebilir enerji hakimiyeti arttıkça bu tabloda nasıl bir farklılaşma göreceğiz biz buradan hareketle? İşte artabilecek mi yoksa hep bir dengede mi kalacak? O bir soru işareti. Gerçi bakıldığında yenilenebilir enerji tarafında da özellikle güneş sistemlerinde Çin'in önde olduğu ve bu işte fotovoltaik teknolojileri ilk geliştiren, maliyetleri düşüren ve hani bu sektörü geliştiren ülkenin Çin olduğunu görüyoruz ama hani böyle bir petrole bağımlılığın azaldığı bir dünyada bu güç odaklarının da değişeceğini düşünüyorum ben ülke bazında. Tamam, onu biraz daha netleştirelim. Bir de şunu da sormak istiyorum. Yani Amerika en nihayetinde hani bu otokratik demokratik kıyaslamanız özelinde soruyorum. Bu petrol tarafında da aslında öbür tarafta da yani ana oyun kurucu ve oyun bozucu gibi görünüyor. Dolayısıyla hani onu nasıl izah etmek lazım bu denklemde? Bir de az önce bahsettiğiniz hani güç kaymasında Amerika'dan nereye güç kayacak eğer benim bu söylediğim önermeye katılıyorsanız? Yani burada şunu da düşünmek lazım. Yenilenebilir enerjiyle üretebiliyorsunuz ama yenilenebilir enerjinin bütün komponentleri de kendiniz üretmiyorsunuz. Yani bunun teknolojisini yine yurt dışından yani gelişmekte olan ülkeler gelişmiş ülkelerden satın alıyor. Dolayısıyla bu teknolojiyi üreten de yine Amerika, Çin gibi aslında teknolojinin gelişmiş olduğu ülkeler. Yani bu teknolojiyi kendiniz üretmediğiniz ve tamamen kendi içinizde kapalı devre bir yenilenebilir enerji üretimi yapamadığınız bir noktada aslında gene kerhen de olsa bu ülkelere bağlı kalıyorsunuz. O yüzden zaten burada yenilenebilir enerjiyle teknoloji hisseleri veya inovasyon veya teknoloji şirketlerinin birlikte aynı varlık sınıfları içerisinde fonlar veya yatırımcılar tarafından değerlendirildiğini görüyoruz. Dolayısıyla hani burada sadece yenilenebilir enerjiyi kaynak olarak kullanıp üretim yapmak değil, bunun teknolojisini üretmek de önemli ki bununla da ilgili aslında yatırımlar özellikle 2021 yılından sonra Türkiye'de de yapılmaya başlandı. Yoksa baktığımızda Türkiye'de toplam üretilen elektrik enerjisi yani kapasitenin %50'sinin üzeri yenilenebilir enerjiden geliyor. Çoğu da hidroelektrik santrallerinden geliyor. Ama hani buradaki düzensizlik, işte yağmurun yağıp yağmaması vesaire gibi etkenleri göz önünde bulundurduğunuzda bu
hani üretebiliyorsunuz ama bir noktada da bunun sürdürülebilir olması gerekiyor. Sürdürülemediği noktada zaten tekrar petrole veya fosil yakıtlara dönüyoruz. Yani biz Covid sonrasında da bunu gördük. Yani aslında buradaki temel konu biraz da enerjinin nereden kaynaklı, yani nereden üretildiğinin temel konusu şu. Covid-19'dan sonra döneminde hatırlarsınız işte hava çok temizlendi. İşte özellikle Çin'de Shenzhen bölgesinde falan karbon salınımı oldukça azaldı gibi yorumlar vardı. Orada Bill Gates'in de yorumları var. Şunu söylüyor yani bu uçakların uçmaması, turizmin azalması veya işte fabrikaların çalışmaması mevcut karbon emisyonunun çok düşük bir kısmını düşürüyor. Bunun tamamen düşmesi ve işte yenilenebilir enerjilerin tamamen devreye girebileceği bir veya farklı enerji gruplarının devreye girebileceği bir ekonomi sisteminin oluşması zaten mevcut üretim konvansiyonel işte buhar devriminden günümüze olan ekonomi sisteminin tamamen değişmesini gerektiren bir şey. Peki son bir soru Caner Bey. Önümüzdeki dönemde bu alanda yani bakınca ne görüyorsunuz? Hangi temalar mesela yaklaşan Amerikan seçimleri mi? Bu temiz enerjiye geçiş temasında, safhasında belirleyici olacak nasıl bir yani hangi gelişmeler, hangi jeopolitik riskler, hangi siyasi tablolar belirleyici olacak? Biden veya işte Biden'ın yerine herhangi bir cumhuriyetçi gelecekse, farklı bir seçim yapılacaksa gelip gelmeme durumu ve Trump'ın tekrar seçilip seçilmeme durumu önemli. Çünkü Trump bu iklim değişikliği, Paris Anlaşması ve işte yenilenebilir enerji gibi konuları çok kafasına takmıyor. Yani geçtiğimiz seferde bunu gördük. Sürece de en çok zarar verenlerden biriydi. Her ne kadar Amerikan ekonomisinin lehine birçok dönüşümde yapmış olsa orada. Dolayısıyla hani tekrar Trump'ın gelmesi burada bir problem olabilir. İkincisi de en önemli gördüğüm benim pil teknolojilerinin ve depolama teknolojilerinin alacağı mesafe. Ve bu alınacak mesafede de işte bu pil teknolojilerinin girdisini sağlayan bu rare earth yani işte büyük ölçüde Çin'in elinde bulunan aslında kaynakların, nadir element gibi kaynakların nasıl dağılacağı veya teknolojilerin bunun alternatifiyle bir pil üretip üretemeyeceğine bağlı. Yani depolama yenilenebilir enerjinin sürdürülebilir ve hedeflendiği şekilde fosil yakıtları replace edebileceği bir ortam oluşup oluşmamasının temel belirleyicisi olacak. Bu, bir de tabii bunun sürdürülebilir olup olamaması meselesi var. Yani hani şimdi yine Amerika örneğinden yola çıkarsak hani orada çok şöyle bir sistem görürüz ya hep bir dönem cumhuriyetçiler gelir bir dönem demokratlar gelir ve o zaman iki ileri bir geri bir durum mu göreceğiz biz burada? Yani Amerika'nın belirleyici olmasından hareketle elbette soruyorum bu soruyu ve eğer öyleyse o zaman yani petrolün yerini bu yenilenebilir enerjinin alması, onun geçeceği bir sistemin oluşması biraz zor mu? Ya Amerika'dan ziyade burada tabii Çin gibi, hatta Hindistan gibi, Pakistan gibi. Tabii onlar da belirleyici, haklısınız ama hani az önceki Biden-Trump kıyaslaması üzerinden sordum ben soruyu. Yani Trump gibi yani Trump kadar sert bir karakter gelmediği sürece iki ileri bir geriden biraz daha hızlı bir şekilde ilerleyebilir gibi. Sonuçta ülkelerin de verdikleri sözler var 2030-2050 yılları için. Yani dolayısıyla orada da sonuçta bir kişiye bağlı bir sistem yok diğer ülkelerden farklı olarak. O nedenle o kadar iki ileri bir geri olacağını düşünmüyorum. Doçent Doktor Caner Özdurak. Özür dilerim bu arada sizi farklı bir üniversiteye de açılışta transfer etmişim. Beykoz Üniversitesi öğretim görevlisi. Çok çok teşekkür ederiz katıldığınız katkınız. Ufkumuza, dağarcığımıza böyle farklı bir katkı yaptığınız için çok sağ olun. Şimdi Olgun Sağlam son konuğumuz Albox Yönetim Kurulu Başkanı kendisiyle mobilya sektörünü ve görünümü konuşacağız. Hoş geldiniz, iyi akşamlar. Hoş bulduk Zeynep Hanım. Kolaylıklar diliyorum. Çok teşekkür ediyorum. Şimdi petrolden geldik mobilyaya. Aslında tabii petrolün ve işte enerjinin ilişkili olmadığı herhangi bir sektör yok. Siz çok daha benden iyi biliyorsunuz.
Ama petrol tarafı değil de şu an reskont tarafıyla başlayalım mı sizinle? Yani oradaki yeni düzenlemeyi sorayım. Finansman maliyetini düşürücü adım atıldı orada reskont kredilerinde. Finansman maliyeti yaklaşık 15 puan azalacak. İşte KOBİ'lerin de ihracatçıların ve KOBİ'lerin de finansmana erişiminin artması hedefleniyor. Nasıl buldunuz, bir rahatlatır mı ihracatçıyı? Elbette, şimdi nakit akışının belli bir oranda durduğu, ekonomik şartlardan geldiğimiz noktada zayıfladığı bir nokta. Çünkü nakit akışı olmadığı sürece ham maddeye ulaşmak zorlaşıyor. Dolayısıyla bu finansmanı bir yerden sağlamamız gerekiyor. Bu reskont kredilerinin de bu manada KOBİ'lerin ihtiyacını görecek şekilde organize ediliyor olması, aslında olaya pozitif bakıldığını, sanayicinin, ihracatçının yanında olduğunu gösteriyor. Psikolojik olarak en baştaki etkisi bu manada güzel, sonrasıyla ilgili tabii bu reaksiyonun hızlı bir şekilde Merkez Bankası tarafında Exim Bank desteğiyle artık üreticiye sunulması gerekiyor ki bu ham madde ihtiyaçlarını hızlı bir şekilde geçilsin ve ihracatın yönelme tarafı, aslında pazarda olmanın ve üretme tarafındaki gücümüzü ortaya koymamız için gayet psikolojik tarafından bile baktığımızda etkili olduğunu söyleyebilirim. Peki etkili, yeterli mi diye de ekleyeyim ve hani şu ana kadar ki finansmana erişim tarafında yaşadığınız durum neydi? Onun yarattığı etkiler ne oldu? Özellikle hem iç pazardaki durumu merak ediyorum, hem ihracat tarafındaki görünüm nasıl, bir daralma var mı her iki tarafta da? Ve de dediğim gibi, yani bu düzenlemeler yeterli olacak mı bundan sonrası için? Yani bu ekonomik şartlarda tabii ki daha fazlası olmasını arzu ediyoruz, ama bir de işin realitesi var. Tabii burada finansmana ulaşmak ve maliyetinin yüksek olması aslında bizim için en büyük sorunlardan bir tanesiydi. En azından 15 puan geride tutularak finansmanın önünün açılması, düşürülerek finansmanın önünün açılması, bu manada en azından elimizi güçlendiren tarafı. Rakiplerimizle ilgili de aslında belli bir oranda gücümüzü elimizden almıştı buradaki faiz oranının yüksek olması ve finansmana ulaşıyor olmamız, ulaşamıyor olmamız da ayrı bir sorundu. Dolayısıyla bu belli bir oranda bizim aslında finansmana ulaşmamızı ve elimizin güçlenmesini de sağladı. Tabii şimdi ihracat rakamları ve ithalat rakamlarına baktığımızda bu ay rekor kırdığımızı söyledik ve bu gerçekten Cumhuriyet tarihi içinde ve ihracat rakamları için de güzel. Aslında burada bence en önemli noktanın, yapılan ithalatların, nihayetinde yapılan ithalatların çoğu ham madde üzerine. Yani biz ham maddeyi alıyoruz, işliyoruz ve ondan sonra ihracatımızı gerçekleştiriyoruz. Burada katma değeri daha yüksek, daha nitelikli ürünler üretiyor olsak ihracat rakamlarımızın daha fazla olacağını düşünüyorum. Çünkü sebebi şu, nitelikli bir ürün üretebilmem için ham maddeye ulaşmam ve o ham madde sonucunda da ürettiğim ürünün karşılığının, yani değerinin yüksek olması gerekiyor. Bizler sadece ürün ithalatı yaparak ve üzerine çok az bir kar, yani niteliksiz bir ürün ortaya koyarak ihracatı gerçekleştirdiğimizde ihracat rakamlarımızın düşmesine sebebiyet veriyor. Burada yönelilmesi gereken detayın daha nitelikli ürünler, kendi adımıza şöyle söyleyebilirim, daha nitelikli mobilyalar üreterek ihracata katkı sağlayacağımız, hem şirket adına hem de ülkeye girecek olan döviz girdisi adına faydalı olacağını düşünüyorum. Bizim sektörde yaklaşık kilogram başına 3 dolarken firmamızın yapmış olduğu ürünlerin kilogram başı fiyatı yaklaşık 150 dolara ulaşıyor ki bu mobilya sektörü için aslında güzel bir rakam. Bu değerlerin artması gerektiğini düşünüyorum. Dolayısıyla buradaki rakamın da, ithalat ve ihracat arasında rakamın da daha nitelikli ürün üreterek daha faydalı bir hale getirileceği hem beklentisi sektör adına, kendi firmam adına da, hem de ülkeye fayda sağlayacak noktaya getirmiş oluruz. Şu ana kadarki ihracat rakamı ne? Şu an 3 milyar doları buldu mobilya sektöründe. Tabii hedefler daha başkaydı ama neydi bulunduğumuz hedef? Şartlar 4,5 milyar dolardı. Dolayısıyla
Önümüzde kalan 3 ayda buna ulaşmak mümkün mü? Gayret bu yönde. Ama malumunuz yaşadığımız sene öyle bir yıl oldu ki depremiyle, seçimiyle, bayramıyla ve benzeri süreçle beraber geldiğimiz noktada hedef yakalanacak mı? Umarız böyledir ama en azından ihracatın durmadığı, yani sanayinin de durmadığı bir yılı da geride bırakmanın aslında bir noktada mutluluğunda yaşıyoruz. En azından bulunduğumuz pazarı kaybetmemek adına, çünkü malumunuz geçtiğimiz yıllarda pandemiyle ciddi bir pazar açıldı Türk mobilyacısının önüne. Çin'in belli bir oranda üretim yapamaması, Nallun'da yaşadığı süreç, bunlar biz Türk mobilyacısının önünü açtı ve bulunduğumuz pazarlardaki pastadaki payımızı arttırdık. Bu da bizim için güzel bir süreçti. Şimdi en azından gerilemeden üzerine koyarak ki bizler mobilya sektörü olarak her yıl ortalamada %15 bandında bir büyüyen sektörden bahsediyoruz. Bu en azından gerilemeden, en azından stabilde de tutarak bu yılı geçiriyor olmamız da gelecek yıllar için umut vaat ediyor. Önümüzdeki 5 yıl içerisinde de, toplam 5 yıl içerisinde yaklaşık 20 milyar dolar gibi bir hedef söz konusu. Nitelikli ürün üretiminin aslında ne kadar değerli olduğunu biz geçmişte yaşadık ve önümüzdeki süreçte de hedefler bunun üzerine yenilenmiş oldu. Peki şimdi önümüzdeki dönem için, yani hem yılın geri kalanı için hem de 2024 için önümüzdeki görünüm, özellikle ana pazardaki bir daralma, dünyada küreselde sıkılaşma süreçleri, dolayısıyla hani küresel büyümede aşağı yönlü revizyonlar yapıldığı bir dönem. Hem ana pazardan nasıl bir etki bekliyorsunuz? Yani bu verdiğiniz rakamların üzerine çıkmanız nasıl mümkün olacak? Bir de Çin, pandemi dönemindeki Çin değil, oradan hangi etkiyi alıyorsunuz? Tabii şimdi bizler çalışan bir milletiz. Ne kadar personel istihdamla ilgili sorun yaşıyor olsak da belli bir oranda Avrupa'nın en yakın tırnak içerisinde ulaşabileceği bir sanayi, mobilya ve benzeri tekstille beraber ulaşabileceği en yakın lokasyondaki coğrafyadayız. Dolayısıyla bizler bu gücümüzü kaybetmeden devam etmek istiyoruz ama ortada ciddi bir Çin gücünün olduğunu da unutmamak gerekiyor ki sizin de bahsettiğiniz gibi pandemi sürecinde bir gerileme yaşadı ama tabii geldiğimiz süreçte güçlenerek devam ediyor. Bu daha önce yapmış olduğu, atmış olduğu adımlarla ilgili tabii. Bizler de bu süreç zarfı içerisinde hem iç piyasada hem de yurt dışındaki piyasada varlığımızı sürdürebilmek için aslında konumuzun başındaki mevzu söz konusu. Burada krediye ulaşmak, hem bizlerin hem de tüketicinin krediye, yani kullanılabilir krediye ulaşmasının çok değerli olduğunu düşünüyorum ki iç pazarda şu an bu çok mümkün olduğu söylenemez. Malumunuz ekonomik şartlar krediye ulaşılmasını ciddi manada zorlaştırdı. Bu süreçte biz mobilyacıların mobilya üretmesini etkiledi. Geçtiğimiz yıla oranla yaklaşık 1 puan gibi bir gerileme var kapasite sürecimizde. Bu da bizi ciddi manada aslında demoralize eden bir süreç. Bu kadar üretim gücüne sahip bir ülkenin geçtiğimiz yıla oranla bir puan da olsa geride olması bulunduğumuz 8. ay itibariyle tabii ki üretimin yavaşladığını hissettiriyor. 8. ay biraz daha iyiydik ama bulunduğumuz geçtiğimiz 9. ay itibariyle bu verilerin azaldığını ifade edebilirim. Bu da iç pazardaki durumumuzu aslında göstermiş oluyor. İç pazardaki gidişat bundan sonra daha da daralma şeklinde olacak gibi görünüyor mu size? Realite bunu gösteriyor. Tabii bizim arzumuz bu yönde değil. Bunun için de kredilerin gerçekten ulaşılabilir olması gerekiyor. Tüketici tarafındaki kredilerin ki buradaki üreticilerin, yurt içi piyasasına çalışan üreticilerin de ayakta kalması ve üretim parkurlarını çalıştırabiliyor olması gerekiyor. Bizler emlak sektörüyle beraber hareket eden bir sektörüz. Yani konut yapımı olmalı ki bu kentsel dönüşüm olabilir ya da müteahhit firmaların yapacağı konutlar olabilir. Buradaki döngü bizimle beraber 26 sektöre daha iş kapısı oluşturuyor. Tabii buna ulaşabilmek için kredinin daha ulaşılabilir olması gerekmekte. Bizler üretim yapabilmemiz için tüketicinin krediye ulaşması ve bu pazardaki ihtiyaçlarını karşılaması gerekir.
İstihdam tarafında peki hem görünüm nasıl, hem de önümüzdeki dönemde, yani hem yıl sonuna kadar hem de 2024'ün belki ilk çeyreğinde ve sonrasında, bilemiyorum tabii sizin hesaplamalarınızı, ne beklersiniz? Orada bir istihdam kaybı söz konusu olabilir mi? Hali hazırda var mı? Hali hazırda var. Aslında gün geçtikçe maalesef artmakta. Çünkü geçmişte pozisyona göre personel ararken, bugün personele göre pozisyon belirlemek durumunda kalıyoruz. Çünkü burada da nitelikli personele ulaşmak ciddi manada zorlaştı. Mavi yaka yani neredeyse artık bulunamayacak noktada, kalifiye mavi yaka bulunamayacak noktaya geldi. Daha fazla beyaz yaka diye tabir ettiğimiz bizim sektörle ilgili iç mimar, mimar arkadaşlar sayısal olarak çok, niteliksel olarak maalesef aradığımız niteliklerde çalışma arkadaşı bulmakla ilgili sorun yaşıyoruz. Ama bu mavi yakada çok çok daha üst seviyeye geldi. Bugün itibariyle şunu ifade etmek çok doğru olacaktır. Mevcuttaki kalfalarımız, ustalarımız, yani son 5 yıl içerisinde emekli olduktan sonra yerine kalfa ya da usta bulmamız gerçekten zorlaştı. Bunun için de hep şunu ifade ediyoruz. Meslek liselerinin sayılarının nitelikli olarak sayılarının artması ve daha fazla OSB'lerin içerisinde yer alması gerektiğini düşünüyoruz. 293 tane meslek lisemiz var. 95 tanesi OSB'lerin içerisinde. Buradaki nitelik arttığı sürece biz üreticilerin de personel bulması, mavi yaka personel bulması daha kolaylaşacak. Bu konuda ciddi bir eğitim ve ciddi bir yönlendirme söz konusu olmalı ki gelecek dönemde bizler, geçmişte şöyle ifade edilirdi, meslek bir altın bilezik gibiydi. Şimdi gerçekten mavi yakayı bulmak ve o mesleği ona öğretmekle ilgili personelde yaşadığımız sıkıntı devam ediyor. Avrupa zaten bunu yaklaşık son 10 yıldır yaşıyor. Maalesef diyebileceğiz ki biz de hızlı ve koşar adımlarla oraya doğru gidiyoruz. Burada ayırt edilmesi gereken hususlardan bir tanesi, ortalamada üniversite mezunu arkadaşlarımızın işsizlik oranı %19'larda. Ama diğer tarafa baktığımızda mavi yaka diye tabir ettiğimiz işsizlik oranı da yaklaşık %15'lerde. Aradaki o fark da çok fazla üniversitenin ve çok fazla mezunun veriliyor olması. Yaklaşık 2 milyona yakın bir üniversite mezunu arkadaşımız oluyor. Ama çalışabilecekleri bir iş kolu yok. Çok fazla mezun ama bir o kadar da az nitelikli çalışma alanları onlara sağlanıyor. Bu da dolayısıyla daha fazla burada işsizlik oranına, belli bir oranda artışına da sebebiyet vermiş oluyor zaten. Oldun Bey, çok çok teşekkürler katıldığınız, bana eşlik ettiğiniz, sorularımızı yanıtladığınız için. 60 dakikayı burada noktalıyoruz. Yarın görüşürüz. Hoşça kalın, iyi akşamlar.